Dragos senin ecelin Arturo. O dilini açana kadar sana ölüm yoktur. Öldür diye yalvaracaksın. Kaldırın bunu. Söğüt'e götüreceğiz. Albastı denen soysuza bir evladımızı daha kurban etmeyeceğiz. Allah kahretsin. İlbilge Hatun'u vurdum. Onun ne işi var burada? Ne yaptın sen ahmak herif? Senin yüzünden Albastı bizi öldürecek. Tez gidelim. Burada. Ozan. Ozan ölmüş. Melih Şarp'ım! Melih Şarp'ım! Melih Şarp'ım! De hele kim yaptı bunu sana? Zangoç. Zangoç mu? Alper'e söyleyin, Zangoç Söğüt'ten çıkmayacak. Tez kaldırın Melih Şarp'ı. Tedavi ettireceğiz.
Hayrola Zangoç? Bu ne telaş böyle? Nereye gidersin? Acılı bir işim var. Ertuğrul Bey'imin emrini yerine getireceğim. Bırakın geçeyim. Bu kan izleri nedir böyle? Kan? Adil! Ver bakalım. İlbilgi Hatun. Tez İlbilgi Hatun'u obaya yetiştirmemiz lazım. Hadi! Ben buradan nasıl kaçacağım? Daha içinize girerken hesapladım. Buraya Zangoç olarak geldim. Dragos olarak hepinizi kana buladım. Şimdi de zengin bir tüccar olarak çıkacağım. Hayırdır Alpler? Beyim. De hele. Zindanda hadise oldu. İki Alp şehit oldu. Melikşah Alp ağır yaralandı beyim. Ne dersin sen? Oğuz Alp'in de canına kıydılar beyim. Oğuz. Kardeşim. Kim yaptı bunu? Oğuz'la Melikşah. Zangoç'u zindana atacaklardı. Bu işi yapan Zangoç'tur. Zangoç yapmıştır bunu. Thank you.
O haliyle nasıl yapar bunu beyim? Sen koş Dragos, dur Turgut. Ertuğrul, benim bir adamımı aldım. Ben de bütün adamlarını bitirene kadar seninle savaşacağım. Onu çan gibi sallandırmazsam kanım işime aksa. Siz daha çok mahvolacaksınız. Soysuz köpek. Seni de, sahibini de parça parça edeceğim. Burası yeri değil kardeşim. Oğuz benim kardeşim gibiydi beyim. Hepsinin hesabı sorulacak Turgut. Hem de sakin olasın. Alın bunu götürüp Majellum'a bağlayın, herkese ibret olsun. Zangoç'u da aramaya devam edin. Biz daha da gidelim. Melikşah'tan neler olduğunu öğrenmemiz icap eder. Biz gidelim Melik. Merak etme iyi beyim. Köte yiyince aklı başına geldi. Alın bunu götürün. Sıkıca bağlayın. Simdi çoktan düşmüştür peşimize. Adamımız onu yemledi. Yakında bize getirir bey. Bamsi yakında Ertuğrul'dan çok bana itimat edecek. Bamsi ile başlayıp bütün kayı obasının altını oyacağım. Alplerin beylerine, beylerin de uç beylerine olan itimadını kökünden sarsacağım. İçten içe Alplerin Ertuğrul'a olan sadakatini çürüteceğim. Bir taşla beş kuş vuracağız desene beyim.
Türk obalarına türlü zulmü yapan, onların peşlerinde oldukları adamı hakladığında Türk obalarının gözünde de itibarını büyüteceğim. Ertuğrul'un yakalayamadığı yeğeni Süleyman'ın katilini, Gündoğdu'nun ocağını yakıp yıkan adamı öldürmenin şerefi benim olacak. Ertuğrul'un gözünde de öyle olacak beyim. Ve nihayet Ertuğrul'u da Albastı'nın mezarına gömeceğim. Uğurda çok adamımı harcayacağım. Lakin buna ziyadesiyle değecek. Ahval nasıldır Artuk Bey? Gereken müdahaleyi yaptı Kayma Hatun. Lakin yaşadığı acıdan ötürü kendinden geçmiştir. İyi ki Sırma Hatun vaktinde gelmiş. Daha fazla kan kaybetmesine mani olduk. Birden karşımıza çıktılar Hayme Ana. Bırakın dedik, altın verelim dedik, dinletemedik. Ben de elimden geleni yaptım, lakin ben de yaralandım. İndi saatin önemli. İstirahat edesin. Anam, Aybars mı yokken saatimin de önemi var. Kol kanat göremedim. Aldılar yavrumu. Ben de giderim. Kızım. Dur kızım, dur kızım. Hele bir sakin olmasın. Bams da gitti aramaya. Alplerimiz de ararlar. İlbilge Hatun Hayme Ana. Yaralıdır. Obaya getirilmiştir. Ne? Ablam mı? Ne yarası? Ne dersin sen? İlçin Hatun, sen Hafsa Hatun'un başında durasın. Tamam Artuk Bey. Kızım, şimdi istirahat edesin. Allah'ım, Allah'ım yarabbim. Tez Artuk Bey haber edin. Hadi! Açılın, açılın. Çekil. Abla, abla. 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 İlbilge. Sercan kızım ne oldu? Aybars'ı kurtarmaya gittik ana. Albastı'nın itleriyle vuruştuk. Sırtından ok yarası aldı. Çok kanı aktı Artuk Bey'im. Bir şeyler yapasın Artuk Bey. Kurtarasın ablamı. Nabzı yavaş atmakta. Tez şifa çadırını alalım. De haydi. Alpler, davranın. Davranın. Davranın hele. Şifa çadırına. Oğuz.
Yiğit kardeş. Seni sapasağlam bıraktım. Öyle mi bulacaktım? O uğursuzların elinde yitip gitmek mi vardı? Giden hepimizin kardeşidir Turgut. İntikam da hepimizin intikamıdır. Toprağa düşen hiçbir yiğidimizin kanını yerde komadık. Oğuzunu da komayacağız evelallah. Evelallah beyim. Evelallah. Sen iyi misin yiğidim? Keşke. Aldığım sadece hançer yarası olaydı. Vazifemi yapamadım. Asıl o canımı yakar bey. Heder etme kendini. Elbet yakalayacağız. Nasıl oldu hadi sana bakayım. Zangoç'u zindana koyacakken bir anda hançer çekti. Bileğine saklamış. Evvela Oğuz'u, sonra beni vurdu. Kan burada değildi beyim. Kan burada değil. Ne oldu Dumrul, yakalayabildiniz mi Zangoç'u? Henüz onu yakalayamadık da beyim. Başka bir hadise daha olmuş. Alpler buradaki hadiseyle uğraşmaktan söyleyememişler. Ne olmuş Dumrul? Oba yolunda Bamsertbaşı'nın oğlu Aybars'ı kaçırmışlar beyim. Hafsa Hatun'la Sırma Hatun da yaralanmış. Nerede olmuş? Kim yapmış bilirler mi? Keltepe civarında olmuş beyim. Albası'dan şüphelenirlermiş. Selcan Hatun'la İlbilge Hatun da yanlarını alt balık peşlerine düşmüşler beyim. Vuruşmada İlbilge Hatun da ağır yaralanmış. İmdi obadaymış. Bu nedir böyle beyim? Bu nedir böyle? Sanki bütün bela bulutlar üzerimize çöktü. Kılıcımız başlarını kesmek için yaklaştıkça düşmanlarımız ne edeceğini şaşırdı Turgut. Her koldan her alçaklığı yaparlar. Hatun'a, çocuğa bile tasallut etmeye başladılar. Bunlar onların son çırpınışlarıdır. Söğüt'ün her tarafını karış karış aramaya devam edin Umrul. Sen önden Alplerle Keltepe civarına gidip bizi arayasın Turgut. Ben Dragos'un işini bitireceğim. Ondan sonra da Hazır Albasya'ya gelecek. Haydi. Kaçılmıştır Aybars'ı. Bunlar kaçılmıştır. Oğlum nerede? Aybars nerede? Nerededir Aybars? Aybars nerededir? Nerededir? Oğlum nerededir? Oğlum nerededir? Nerededir oğlum? Nereye götürdünüz? Aybars'ı nereye götürdünüz? Nereye götürdünüz oğlumu? Aybars'ı nereye götürdünüz? Nerededir oğlum?
Keltepe. Bizler Keltepe'liler. Ben de o tepeden ırmak gibi akıtmaz mıyım kanımızı? Akıtmaz mıyım? Peşimize düşen adamları tepelediniz mi? Beyim, büyük bir felaket oldu. Ne oldu? Peşimize düşen alplerin arasında Selcan Hatun'la İlbilgi Hatun da vardı. Bacımın onların arasında ne işi vardı? Dağla! Bilmeden onu yaraladım beyim. Bacıma bir şey oldu mu? Bacıma bir şey oldu mu? Bilmiyorum beyim. İlbilgi Hatun olduğunu anlayınca geri çekildik. Eğer bacıma bir şey olursa hepinizi dilim dilim doğrayıp itlere yem ederim itlere. Madem ki böyle bir hata ettin, şimdi fedakarlık edip affettireceksin kendini. Canım uğruna fedadır beyim. Hepinizin canları Albastı uğruna feda mıdır? Fedadır! Feda mıdır? Fedadır! Beyim. Her tarafı aradık. Ne zangoç var ne de zangoça dair bir iz. Kuyruğunu kıstırıp kaleye girmiştir o. Peşinden ne göndereceğimi bilirim ben onun. Başını eğdirip ayağıma serdiğim bu soysuz, Dragos'un tasma taktığı bir ittir. Bu soysuz, Söğüt'te kurduğumuz nizama ellerini uzatan bir kan emicidir. Nice yıldır bu meydanda türlü hainin sonunu gören Söğüt ahalisi şahit olsun ki kanımızla ve terimizle abad ettiğimiz Söğüt'ü ne hainlere ne de zalimlere bırakmayacağız. Bu itin kellesi keskin adaletimizin tecellisi olacak.
Ölene kadar komutan Dragos! Kılıcımın keseceği sıradaki kelle de Dragos'un kellesi olacak. İçimize çöreklenen bir irini akıttık. Şimdi sıra bütün düşmanların kökünü kurutmaya geldi. Artuk Bey, yaşayacak değil mi ablam? Okun temrini damarını sıyırmış. Kanamayı zor durdurduk. Lakin ben elimden geleni yaptım Sılma Hatun. Korkulacak bir vaziyeti var mıdır Artuk Bey? Yaranın içinde ok parçaları kalmış Hayma Hatun. İlçin Hatun ok kaşığıyla onları tek tek temizledi. Gül yağıyla da yarasını dağladı. Bundan gayrısı takdir-i ilahidir. Yok mu elimizden gelen başka bir şey? Buyursa söyleyin, ne gerekirse yaparım. Dua edesiniz Sırma Hatun. Dua edesiniz. Canı veren de, alan da yalnızca Allah'tır. Gayrı burada beklemenize lüzum yoktur. İyi Bilge Hatun, şimdi istirahat etsin. İlçin Hatun. Buyur Artuk Bey. Sen de Hafsa Hatun'un çadırına gidip ona bakıp gelesin. Tamam Artuk Bey. Sırma Hatun. Hadi kızım, biz de çıkalım. Ablam. Ceylan gözlü ablam. Bırakma beni. Dayan. Dayan. Sırma kızım. Çıkarttın. Ama bu beni yıldırmayacak. Aksine bundan sonra hedefime çok daha acımasız yürüyeceğim. Bu hançer senin intikam hatıran olsun. Sadık Kur'an olsun. Bu hançer Türk kanına bulandıkça senin ruhun huzura kavuşacak. Asker! Emredin komutan Dragos. Bana komutanları çağırın. Emredersiniz efendim. Ya. Ya. Ya.
Çocuğu kırıyor. Kaç çocuğu yerin yok. Ya! 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 Haydi! Sana Bamsı Alpbaşı mı diyeyim, yoksa Ertuğrul'un kullanıp buruşturup attığı paçavra Bamsı mı diyeyim? Hepinizin leşini yere sereceğim! Hepinizin leşini yere sereceğim! Baba! Aybars! Aybars! Baba! Sana da, oğluna da Albastı'nın merhametini göstereceğim Bamsı. Hele bırak bu saatlerini. Merhametin batsın senin. Albastı denilen uyut. Merhametin batsın. Madem ki merhametime sığınmak istemezsin, o vakit öleceksin Bamsı. Baba! Ertuğrul'un paçavrası olarak öleceksin. Tez bu balayı kaleye götürün. Aybars yiğidim! Baba! Kurtar beni baba! Bırakın beni! Bırakın evladımı imansızlar! Madem ki merhametime sığınmazsın, o vakit gebereceksin Bamsı. Ya Turgut. Bizleri buraya kadar takip ettik. Buradan sonra da devam eder.
İzler tazedir. Belli ki Safiyar'a çıkmışlar. Bunlar onların izleri Turgut. Hududa doğru giderler. Haydi tez alpler yukarı, haydi haydi! Ya Albasya'ya itaat edeceksin ya da gebereceksin Bamsı. Albasya'ya itaat. Albasya'ya itaat. Hele, hele gör bakalım. Kim kimi gebertirdi? Kaçmalarına izin vermeyin. Seni gebertelim. Burası neler? Yaralısın. Sen tek başına gönderme. Beraber gideceğiz vuruşmaya. Bacım Sırma'yı yaralamışlar. O itleri birlikte öldüreceğiz. Bey Balat Bey, sağ olasın. Albasya'yı öldürdün. O vakit şimdi o itleri de öldüreceğim. Evladımı kurtaracağım Bey Balat Bey. Albasta öldü mü? Haydın, haydın Bey Balat Bey, gidelim o vakit, haydın! Bamsın! Beyim. Ertuğrul, komutan Uranos'u öldürdü. Bundan sonra başınızda ben varım. Bu kaleye el koyuyorum. İmparator ve Türkler düşmanımızdır. Ama en büyüğü Ertuğrul. Bundan sonra onunla savaşımız çok daha korkunç olacak. İki tarafı da karşımıza almak bizim için daha zor olmaz mı efendim? En azından ya imparatorla ya da Türklerle uzlaşmaya çalışsak. Kimse benim gücümden şüphe edemez. Hele yanındakiler hiç. Benim adım Dragos. Bugüne kadar tek başıma birçok düşmanı alt ederek geldim. Gerekirse bütün dünyayı karşıma alırım. Ya benimle cesurca kutsal davamız uğrunda savaşırsınız. Ya da içinizde en ufak korku duyan varsa şimdi kendini öldürsen. Beyim, oğlumu kaçıran Albasya'ymış. Bey Balat Bey geldi. Albasya'yı öldürdü. Lakin beyim,
Oğlumu yine de kaçırdılar beyim. Ne varsa bulacağız kardeşim. Beyim. Oğlumu kaçırdılar beyim. Sen buraya nasıl geldin Meybolat Bey? Bacım Sırma'nın yaralandığını işitince peşlerine düştüm bu itlerin. Mamsı'yı yaralamışlardı. Tam onu öldürecekken vurdum Albastı'yı. Eyvallah. Hepimizi büyük bir beladan kurtardın. İlbilge Hatun'un da intikamını almış oldun. İlbilge mi? Yaralanan Sırma'ydı Ertuğrul Bey. İbilge Hatun, Selcan Hatun'la birlikte yanlarına alp alıp Albastı itinin peşine düşmüşler. Saldırıya uğramışlar. İbilge Hatun ağır yaralanmış. Obaya götürmüşler. Sen ne dersin Ertuğrul Bey? Benim bacılarıma gitmem lazım. Ben obaya giderim. Alpler! Çoktan tutuldu geçiciler beyim. Kaleye doğru giderler. Ben buralarda duramam beyim. Hapsın kardeşim. Aybars'ı ellerinden kurtaracağız. Hele sabırlı olasın. Sabır dersin beyim. Benim balamı kaçırmışlardır beyim. Sen sabırdan bahsedersin. Yok beyim, yok. Kardeşim, bak. Öfke aklımızı da pusatımızı da köreltir. Dragos'un kim olduğunu öğrendik. Zangoç'muş. Dragos Albastı'yla bir olup bizi tuzağa çekmek ister. Hala görmez misin? Onların oyununa gelmeyelim. Zaten istedikleri üzerlerine gitmemizdir. Hele kendine hakim olasın. Kaleye böyle öfkeyle gidersek... asıl o vakit Aybars'ın canı tehlikeye girer kardeş. Ne çabuk unuttun benim de oğlumun o kalede alıkonulduğunu Bamsı. Ben o vakit bile öfkeme gem vurup kaleye saldırmadım Bamsı. Oyunlarına onların istediği gibi cevap verdim. İndi de yaptıklarını mukabele etmek icap eder. Sana söz veririm. Oğlunu kurtaracağız kardeşim. Haydi Bamsım, toplayasın kendini. Kendimdeyim. Kendimdeyim beyim ben. Kendimdeyim. Siz ne dersiniz ben bilemem beyim. Lakin ben oğlumun peşinden gidip onu ellerinden kurtaracağım beyim. Onları ellerinden kurtarmadan aldığım her nefes beyim bana haramdır. Ben giderim beyim müsaadenle. Ben gideceğim beyim. Giderim. Bamsım! Bamsım! Haydi evlat. Bu ölen Albastı değil Turgut. Albastı'yı vuruşmada kolundan yaralamıştım ben. Bunun kolunda yara izi yoktur. Bu işin içinde Beybolat'ın da hali vardır. Ya Albastı'yla irtibatlıdır ya da Albastı'nın ta kendisidir. Hem de aklımdan ne geçer beyim? Albastı'yı üstümüze çekmeden Aybars'ı bulamayız. Kalede mi, değil mi? Anca o vakit öğreneceğiz. Albastı'yı da bize Dragos getirecek. Bamsı bir başına gider beyim. Sen yanına alp alıp peşinden gidersin. Ben de Albastı'yı ayağımıza çekmek için yem atacağım.
Eğer bir şey olursa bize haber edersiniz. Haydi, ben obaya gideceğim. Haydi Alper! Atları alıp hamsiyi takip edeceğiz. Haydi! Destur var mıdır Hafsa bacım? Buyurasın Sırma Hatun. Nasıl oldun Hafsa bacım? Nasıl olayım? İlbilge Hatun nasıldır? İyi midir? Çok şükür hayati tehlikeyi atlattığını söyledi Artuk Bey. Biraz istirahat etsin, kendine gelecekmiş. Çok şükür. Çok şükür de Alparslan aklımdan çıkmaz. Onun saati nasıldır? Acaba o Şakiler onun canına kastetmiş midir? Öyle deme Hafsa bacım. Canına kastedecek olsalar orada yaparlardı. Belli ki bir hesapları vardır. El kadar sabi üstünden ne hesap güderler bu canavarlar? Ne isterler benim oğlumdan? Orası aşikar olacaktır elbet. Lakin sen tasa etmeyesin. Hem ağabeyime de haber gitti. O da peşlerine düşmüştür. Ağabeyim bir işin peşine düştüyse bitirmeden geri dönmez. Hem babası Aybars'ı bulmadan döner mi? Bulurlar değil mi Sırma bacım? Derdine yansın o caniler. Bey Bolat Bey bir sabiyi kaçırıp üstüne de bacısını yaralayan o canileri bulup almadan dönmez. İnşallah. Göreceksin. Ağabeyim yaptıklarının hesabını ibretlik biçimde soracaktır onlara. Alparslan'ın sonu da Süleyman gibi olmaz inşallah. Her gün bir musibet, her gün bir felaket. Ne vakit ferah ereceğiz, şaştım kaldım. Ah bacım ah, ne düzen kaldı ne nizam. İpini koparan mal yağma eder, cana kıyar, yol keser. Buraların emniyeti kalmamıştır hiç. Ağabeyim Umur Obası sınırlarında böyle bir hadise cereyan edecek. Her yeri yakar yıkar hesabını sorar. Bakalım Söğüt yolu uhdesinde bulunan Uç Bey'imiz ne edecek? Hala ses soluk yoktur. Evvela Süleyman. Sonra Aybars. Ben, ablam. Ertuğrul Bey'e selam vereni yakıp yıkarlar. Aramızda kalsın lakin bu kaya obasının çivisi çıkmıştır. Oğlum çöfer eline düşmüş. Ben yerimde duramam. Onu almadan durmam. Hele.
Hele Filora'nın sarayında. Durasın hele Bamsı. Duracığı vakit değildir kardeş. Aybars'ımın nasıl olduğundan dahi haberim yoktur. Damarlarımda kan değil, ateş yürür Turgut kardeş. Sen ne dersin? Siz niye geldiniz peşimden? Seni bu halde oraya göndereceğimi mi sanardın? He? Hem biz kan kardeş olurken... ...anca beraber, kanca beraber demedik mi? Ey o vakit, siz de benimle gelin. Beraber çökelim tepelerine. Yoksa kardeş, geri dönesiniz. Gayrı, ben dönmeyeceğim. Bamsı, ne sen oraya gideceksin, ne de biz seninle geleceğiz. Bu meselenin olur bu değildir. Neden anlamak istemezsin? Kendini yok yere ateşe atmana müsaade etmeyeceğim kardeş. Kardeş değil misin? Kuru laf etmeyi bırakıp benimle gelesin. Oğlum oradadır derim sana. Canımın bir parçası oradadır derim sana. Sen ateşten bahsedersin bana. Zira kardeş ben içten içe yanarım. Ciğerimin ateşi dağlar beni. Aybars bize el midir ha? Aybars senin oğlunsa... bizim de yeğenimizdir kardeş. Onlar bizi oraya çekmek için Aybars elinde tutarlar. Bizim de tek derdimiz Aybars'ı kurtarmaktır. Lakin senin gittiğin yol doğru değildir kardeşim. O vakit kardeş, herkes doğru bildiği yoldan gideceğim. Zira beni hiçbir şey zapt edemez kardeş. Ne mi? Böyle Bamsı, ne demeye böyle inat edersin ha? Biz senin acını anlarız. Lakin sen ne demeye bizi anlamazsın. Ertuğrul Bey'imin bir oyunu var derim sana. Lakin sen böyle gidersen bu oyunu bozup kendi elinle oğlunu ateşe atacaksın. Turgut, Turgut, Turgut kardeş derim sana. Benim ciğerimi söndüreceği merhem söz değildir. Kardeş, ya benimle gelirsin ya da dönersin. Gayrı, önüme çıkan dağ olsa delerim. Bent olsa yıkarım kardeş. O yüzden... tutmayasın beni. Haydi! Çık! Haydi inatlar! Takip edeceğiz! Ya! Merhamet sende, yiğitlik sende, ama güç bende Ertuğrul. Sana son darbeyi ben indireceğim. Yüce İsa adına yapacağım bunu. Söğütü ne sana,
ne de o uğursuz soyuna terk etmeyeceğim. Tanrım. Türkleri alt etmek için bana güç ver. Yüce İsa yolunda mutlak zaferi tattır. Efendim, Ertuğrul Bey bir sandık yollamış. Getirin. Çıkın. Açayım mı efendim? Hayır. Ben açarım. Komutan Uranus, lanet olası Ertuğrul. Tanrı günahlarımı affetsin sevgili dostum. Yiğit çoban. Efendim, sandığın içinde bir mektup var. Oluncak ölmedi. Elimde. Nasıl olur? O gayri hülagünün nefretini kazanan beceriksiz biridir. Onu Konya'ya götürüp teslim edince sultandan senin ölüm fermanını da alıp kaleni fethedeceğim. Gayrı senin kim olduğunu bilirim. İmdi sıra sendedir. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Alınacak ölmedi. Kahretsin. Lanet olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ertuğrul Bey'im yarın geleceğini, alıncağı alıp götüreceğini söyledi. Daha nereye kadar susacaksın ha? Sustukça sana ölüm yok. Ertuğrul Bey'im yarın gelip seni götürecekmiş. Ertuğrul, benim gibi mühim bir adamdan faydalanmak isteyecektir. Ben de ölmek istemem. O vakit konuş. Böyle kolay konuşmam. Geldiğinde evvela şartlarımı kabul edecek Ertuğrul. Neymiş o şartlar? Ela Gühan bundan gayrı beni yaşatmaz. Ben de buralardan gitmek isterim. Ertuğrul bana istediğim altınları verecek. Ne altınlarından bahsedersin? İkimiz de hangi altınlardan bahsettiğimizi iyi biliriz. Peşini bırakmadığım altınlar Ertuğrul'dadır.
O bana hayat verecek. Ben de ona istediği ölümü vereceğim. Can kardeşim, bana mani olmaya çalışırsınız. Lakin ben o kaleye gideceğim. Evladımı yalnız başıma da oradan almaya muktedirim evvelallah. Ayvarsın, bekle beni. Bekle beni Ayvar. Ahval nedir Artuk Bey? Biz elimizden geleni yaptık Beybolat Bey. Biraz daha istirahat ederse kendine gelecektir. Allah senden razı olsun Artuk Bey. Zehirlendiğimde benim hayatımı kurtardın. Hançerlendiğinde de bacım Sırma'nınkini. Şimdi de İlbilge inşallah ellerinden şifa bulacaktır. İnşallah Beybolat Bey. Takdir Rabbimizindir. İlçin Hatun. Edenin albastı olduğunu söylerler. Albastı onların en büyük düşmanı. Elbette ki bu suçu onun üstüne yıkacaktık. Ormanı bildin. Ne de saklanacağın kuytuyu Ceylan gözlü. Destur var mı beyim? Gel. Beyim, Ertuğrul Bey Sırma Hatun'u otağa çağırır. İyi. Çık sen. Ağabey. Ne demek imde bu? Belli ki Uç Bey'imizin ettiğimiz oyundan aklı karışmıştır. Sana soracağı hususlar var. Ben de seninle geleceğim. Haydi. Hafsa Hatun'un afali nasıldır? Bu saat yarasını
Artuk Bey iyileştirmiştir. Şimdi çadırında dinlenir. Lakin yüreğindeki yara nasıl iyileşir? Onu bilmem oğul. Bamsı'nın ahvali de pek iyi değildir. Dur desem de Aybars'ı bulmak için gitti. Yay Bilge Hatun, onun ahvali nasıldır? Artuk Bey ne der? Çok kan kaybetmiştir beyim. Artuk Bey ile Elçin Hatun gerekeni yaptılar. Şimdi istirahat eder. Destur var mıdır Ertuğrul Bey? Gel hele bey, Bolat Bey. Geçmiş olsun Sırma Hatun. Nasıl oldun? İyiyim Ertuğrul Bey. Aybars bulununca, bunu yapanların hakkından gelinince daha iyi olacağım. Bey Bolat Bey, Albastı'yı öldürdü. Aybars'ı da tez vakitte kurtaracağız. Çok şükür. Beyim, Albastı'nın öldüğünü duydum ya. Gayrı ben ölsem be gam yemem. Tam Bamsı'yı öldürecekken yetiştim. Bacılarımın da, Selcan Hatun'un da intikamını almak bana nasip oldu çok şükür. O soysuzun kanını kim dökmüşse ona helaldir. Söğüt'e gideceğinizden kimsenin haberi var mıydı Sırma Hatun? İlk defa gitmeyiz ki Ertuğrul Bey. Her zaman gittiğimiz yerdir Söğüt. Her gittiğinizde çocuklar yanınızda mı olurdu? Yok. Bu gidişimizde geldiler. Niye daha evvel gelmediler de bugün geldiler? Çocukların canı sıkılmış. Hafsa Hatun da nefes almaları için Söğüt'e götürmek istedi. Ben de yarenlik ettim. Demek ki çocukların gitmesini beklemişler. Onları Söğüt'te görünce de pusu atmışlar. Yüzlerini görebildiniz mi? Kefereye benzerler miydi? Bilmem. Göremedik. Yüzleri kapalıydı. Hatunlar bizi Bey Bolat Bey'le baş başa bırakın hele. Hadi hatunlar. Hem Kayıların hem de Umuroğulları'nın bu işlerden çok fazla bağırıyan Ertuğrul Bey. Evvela biz babamızı kaybettik. Sonra Aybars'ı kaçırdılar. Bacılarımın canına kastettiler. Bu fitne ekicilerin elleri kolları kesilmedikçe bize bu topraklarda rahat huzur yoktur. Burası Uçbey toprakları Bey Bolat Bey. Burada oba kuranlar ateşten toprak üstünde yaşadıklarını bilmelidirler. Dün de bu topraklar rahat değildi, yarın da olmayacak. Lakin bugüne dek söndürdüğümüz her ateş gibi bunu da söndüreceğiz. Dragos'un da, onunla iş tutanların da sonları yakındır. Dragos'un işini alıncak sayesinde bitireceğim. Nasıl olacak bu? Alıncak ölmedi mi? Ölmedi. Hala elimdedir. Onu vuranlar göğsünden vurmuşlardı onu öldürmek için. Lakin ben iyileştirdim. Gerekli vakte kadar herkesten gizleyip elimde tuttum. Helal olsun Uç Bey'imize.
Alıncak gibi bir düşmanı bunca vakittir elinde tutmak her yiğidin harcı değildir. Peki Dragos'un sonunu nasıl getireceksin Alıncak sayesinde? Onun gibi Hülagü Han'ın verdiği hiçbir emri yerine getiremeyen komutanı Konya'da teslim edince devlet nezdinde itibarım artacak. Bu da bana Lefke Kalesi'ni fethetmem için gereken fermanı getirecek. Alıncak'tan alacaklarım daha bitmedi. Kim bilir, belki bana Konya'ya gidene kadar bilmediğim nice malumatlar verir. Destur var mıdır Hafsa Hatun? Buyur asıl Selcan Hatun. Oturasın bacım. Otur. Bilirim. Gelmeme şaşırdın. Bir vakittir didişir dururuz seninle. Lakin bendeki yeriniz ayrıdır. Seni yalnız koymak istemedim. Sen de Ayparslan'ın peşinden hiç düşünmeden vuruşmaya atmışsın kendini. Sağ olasın Selcan bacım. Sağ olasın. Aypars benim de evladım sayılır bacım. Çadırda erinin gölgesi, evladının cıvıltısı olmayınca yüreğini saran sızının ne olduğunu en iyi ben bilirim. İnsan böyle vakitlerde bir ekmek gibi kederini bölüşecek dostlar bekler. Hasretini, acısını anlatıp umudunu tazelemek, kendini diri tutmak ister. Sağ olasın Selcan Hatun. Sağ olasın. Yüreğim demirden kafese konulmuş güvercin gibi ürkektir. Kötü bir haber gelecek diye ürperir dururum. Şşş! Ağzından yel alsın bacım. Şimdi yeis değil, ümit vaktidir. Ağa bu çadırın direği gibi sağlam olacaksın. Dirayetli olacaksın ki gelen tüm musibetleri, dertleri göğüsleyip hatunluk etmiş olasın. Çok zordur Selcan Hatun. Zordur. Gayrı dayanacak takatim kalmadı. Bilirim bacım. Bilirim. Bizim hatun kısmının yazgısı dertle harmanlanmıştır. Lakin bize her rüzgarda sallanan söğüt ağacı değil, fırtınalarda dahi esnemeyen çınar ağacı olmak düşer. Öyle olacağız ki ellerimiz, evladımız, göklü dallarımız altında sükunetsin. Göreceksin bak. Tez vakitte bu dertler bitecek inşallah. Babam Aybars'ı almadan gelmeyecektir ana. He ya. İnşallah kızım. İnşallah. İnşallah. Alıncak. Nasıl oldu da deşmedi okumu kahrolasıca kalbini? Senin aldığın her nefes bana zarardır. Destur var mıdır beyim? Gel!
Beyim. Seni mahzende bekliyorum, Dragos. O nedir ağabey? Mühim bir şey midir? Mühim değildir bacım. Tüccar tayfesi işte. Ziyadesiyle korkak olurlar. Obamıza gelecek mallar için güvence isterler. Ağabey, bu işi Albastı'nın üstüne attığını söylemiştin. Lakin Albastı'yı öldürmüşsün. Neler olur bana apaçık diyesin. Bir oyun edeceksen onu en inandırıcı şekilde icra etmelisin Sırma. Hemdilik bu kadarını bil kâfi. Kayı obası büsbütün parçalanmaya başladı. Ertuğrul'un en yakın alpinin ocağını dağıttık. Ablamın da benim de kanımız döküldü lakin... Bu her şeye değer. Hele sen gidip istirahat edip biraz durulasın. Ben sana gerekenleri söyleyeceğim sonra. Ben şimdi obaya giderim. Ahalimiz otağımızı boş görmesin. Sen de İlbilge kendine gelene kadar buradan ayrılmayasın. Emrin olur ağabey. Destur var mıdır beyim? Gel hele gel. Beyim, Turgut Bey alp göndermiş. Bamsı Alp'i aramaktalarmış hala. Bamsı Alp'leri atlatıp tek başına gitmek ister. Sakın ola Alp'ler Bamsı'nın peşini bırakmasın. Bey Bolat'a da Dragos'a da yarın alınca Konya'ya götüreceğimi söyledim. Albastı onu almak için mutlaka yolumuza pusulanacaktır. Turgut'a haber gönderesiniz Abdurrahman. Bamsı'yı takip etmek için birkaç alp bıraksın ardımızda. Geri kalan alplerle birlikte gizlice Konya yolunda tedbir alacak. Pusuya yatan Albastı'yı gafil avlayacak. Buyruk sendir bey. Dragos'la Albastı bize bir alıp kılıç çektiler. Biz de tek kılıçla ikisini birden parçalayacağız. Ertuğrul Uranos'un kellesini aldı. Gayrı herkes onun gerçek Dragos olmadığını bilir. Hala mı yüzünü gizleyeceksin benden? Feleğin sillesini yemiş kambur zangoç, aslında anlı şanlı komutan Dragos'muş ha. Babanın gerçek katilini zangoç sayesinde öğrendiğini unutma. Beni niye çağırdın buraya? Ne istersin? Alıncak ölmemiş. Ertuğrul'un elinde. Onu Konya'ya götürecekmiş. Kalemi fethetmek için onu kullanacak. Ertuğrul'u durdurmalıyız. Hepsinden haberim vardır. Ben ne edeceğimi çok iyi bilirim. Anlat o zaman. Alpbaşı Bamsı'nın oğlu elimde. Onun senin kalende olduğunu sanırlar. Bamsı'nın gözlerinin önünde oğlunu kaçıran Albastı'yı öldürdüm.
Gayrı herkes Albastı'nın öldüğünü bilir. Ertuğrul'un Albastı'nın peşine düşmesine mani oldun. Albastı sen misin yoksa? Vay. Vay. Albastı'nın kim olduğunu gizledin. Ertuğrul'un da peşine düşmesine mani oldun. Seni tebrik ederim Bey Bolat Bey. Ortağımın itibarı benim de itibarımdır. Lakin Ertuğrul'un itibarı devletin gözünde yükselecek. Konya yolunda Albastı'nın kim olduğunu öğreneceğine dair hiç şüphem yok. Buna asla müsaade etmeyeceğim. Ertuğrul alıncağı sağ olarak götürmemeli. Bu ikimiz için de tehlikeli olur. Şimdi seninle Ertuğrul'a karşı yeni bir oyun kuracağız. Komutan Dragos. Nasıl? Sana Bams'ın oğlunu vereceğim. Bams kaleye girmek için yol aramaktadır şimdi. Onu senin yakalaman daha kolay olur. Ondan oğluna karşılık alıncağı getirmesini isteyeceksin. Sen ne yapacaksın? Ben de her ihtimale karşı Konya yolunda Ertuğrul'a pusu atacağım. Böylece iki taraftan da kıstırmış olacağız. Alıncak da, Ertuğrul da bu kıskaçtan çıkamayacak. Anlaştık. Sen pusunu kur, Bamsı'yı bana bırak. İyi. İyi. Haydi. Asıl oyun sırası şimdi bende. Alıncağı ne Ertuğrul'a ne de sana bırakmayacağım. Onun gibi birisi elimde olursa onu istediğim gibi kullanabilirim. Ahvalin bizi çok korkuttu hanımım. Şükür tez atlatıp kendine geldin. Herkese haber ettik. Herkesin içi rahat olacaktır. Destur var mıdır İbilge Hatun? Buyurasın Ertuğrul Bey. Nasıl oldun İbilge Hatun? Çok şükür. İyiyim. Nasıl oldu bu hadise? Aybars'ın kaçırıldığı haberini alınca tez vardık. Vuruştuk. Şüphelendiğin bir şey oldu mu? Neyi düşünersin? Selcan Hatun Albastı'dan şüphelenir. Lakin ben anlayana kadar sırtımdan oku yedim. Başka bir şey var mıdır? Biri vardı. Yüzünde belli yara izi. Kaşının üstünde kılıç yarığı gibiydi. Beni yaralamaktan imtina eder gibiydi. Ben vurulunca da kaçtı. Görsen tanır mısın İbilge Hatun? Tanırım. Biz de onu arayacağız. Sen de aklına bir şey gelirse bize haber edersin. Ederim.
şükür uyandığını söylediler abla. Maşallah. İyi gördüm seni. İyiyim bacım. Daha iyiyim. Var mıdır bizden dilediğin bir şey? Yoktur. Sağ ol Ertuğrul Bey. Artuk Bey elinden geleni yaptı. Sen istirahatine bak o vakit. Sağlıcakla kal. Var mıdır beyim? Gel! Beyim adamlarımız hazır. Pusu yerinde gerekli tuzakları tertip edesiniz. Emrin olur beyim. Biz pusu yerinde bekleyeceğiz de... acep Bams'ı Dragos'a götürür mü alınca? Bamsı'yım de acılı bir baba. Lakin Ertuğrul'a sadakati hala kuvvetli olabilir. Biz her ihtimale karşı pusu yerinde tedbirimizi alacağız. Eğer Bamsı Dragos'u alıncağı götüremez de... Ertuğrul onu Konya'ya götürürse... işte o vakit işlerini biz bitireceğiz. Ertuğrul o yolu asla geçememeli. Haydi gidelim. Zangoş değil, Dragos. İkiyüzlü soysuz. Buraya dostluk için geldik Bamsı. Dostluğun masum senin. Oğlun nerededir? Merak etmeyesin. Rahatı yerinde. Babasının onu almasını bekler. Son alıcı. Savaş yanlısı olma Bamsı. Oğlunu güzellikle teslim etmemizin yolu da var. İstediklerimi yap, oğlunu güzelce al. Ne istersin benden? Alıncak. Alıncak mı? Alıncak öldü bilmez misin? Alt başlıktan atılınca sana gerçeği söylememişler. Alıncak yaşıyor. İstediğimi yap,
Alıncağı bana getir, oğlunu al. Ertuğrul Bey'imden rezil iş yapmam ben. Sana sırtını dönen beyi mi korumaya çalışırsın? Alıncak ölü birisi değil mi zaten? Albası da öldü. Ertuğrul'un Alıncak'tan öğrenecek neyi kaldı ki? Albası da öldükten sonra. Yapmam. Ben böyle bir şey yapmam. Sen hala Ertuğrul'a dostluk yapmaya çalış. Oğlum kaçırıldı Bamsı. Ertuğrul seni bu yaralı haline bırakıp gitti. Ertuğrul bile oğlun için bir şey yapmazken ben sana oğlunu veriyorum. Karıştırmıyorsun Ertuğrul Bey mi? Karıştırmıyorsun. Peki. En kısa zamanda sana oğlunun ölüsünü göndereceğim. Dur! Evvela Aybars'ımı göreceğim. Al. Şimdilik bununla idare et. Oy, oy, oy. Oğlum, oğlum. Ay bakayım. Oğlum. Sen o köyüne kalede ne edersin? Yer misin? İçer misin? Üşür müsün oğul? Üşür müsün? Yanar mısın? Oy. Bamsı. Dediklerimi yap, oğlunu al. Dragos. Dragos. Dedim, yapılacak. Bamsı, eğer bu işin içine Ertuğrul'un karıştığını öğrenirsen, oğlunu ölmüş bil. Az zamanımız kaldı. Alıncağı al, hududa getir. Oğlunu da sana orada vereceğim. Şövalyeler!
Alıncağı al, Hudud'a getir. Dediklerimi yap, oğlunu al. Abla! Bamsı Alpbaş'ın... Bamsı Alpbaş'ım, ne işin var burada? Ertuğrul Bey'imiz bir vazife vermiştir. Onun için geldim. Hayırdır? Öyle izah edeyim yiğitler. Ah yiğitler. Affedersiniz beni. Affedersiniz. Bamsı Alpbaş'ım. Hayırdır inşallah? Selamünaleyküm kardeşler. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam Bamsı Alpbaş'ım. Mergen. Mergen yok mudur? Şimdi gelir Mergen. Senin burada ne işin vardır Bamsı Alpbaş'ım? Benim işime yarayacağı bir şey vardır. Onu alıp gideceğim. Ne yaparsın sen Bamsı Alpbaş'ım? Kardeşler, alınca alacağı önüme çıkmayasınız. Sesini çıkarmıyorsun. Benimle geleceksin. Vay vay vay. Ertuğrul'un Alpbaşı en büyük düşmanını kurtarmaya gelmiş. Nereye götüreceksin beni? Çeneni kapalı tutmazsan ölürsün. Ölürsen öğrenemezsin olacak. Alınca götürürüm kardeş. Sen beyimize ihanet mi edersin? Bu iti götürmezsem Drakos oğlumu öldüreceğim kardeş. Bamsı, sakın yapma bunu. Bu it bize Albastı'nın kim olduğunu söyleyecek. Albastı öldü kardeş! Gayrı bu it bir işe yaramaz. Ben oğlumu kurtaracağım. Bamsı, bunu benden isteme. Beyimin buyruğu olmadan bu iti alamazsın. Bamsı sakın. Mergen.
Dragos'u öldüreceğim. Alınca alacağım. Beyim haklı çıktı. Albastı içlerinde olmalı. Atlar. Tedbirli olun. Haydi. Gelenler var. Kuzgun gibi beklerken zahinler av olacaksınız. Hele dur bakalım. Kartallarla dalaşmadan serçe daha iyi kendini şahin zannedermiş. Alınacak yok beyim. Aplar da vurulmamışlar beyim. Mergen. Mergen de Yaşar. Alplerin vaziyeti nasıl? Alpler Yaşar beyim. Kim dövmüşse fena dövmüş. Tez su getirin Alpler, haydi haydi. İyiydim ayol, haydi haydi. Beyim. İyi misin aslanım? Ne oldu burada? Diyesin el alınacak nerede? Alınacak. Alınca kaçırıldı beyim. Kim yaptı bunu? Babası yaptı beyim.
Bamsa! Yeter! Tebriz'e mi gideriz? Nedir bu kadar yol? Sus gayrı! Buralara gelecekti Dragos. Kavuşmasını izlemek benim de gözlerimi yaşartır. Ama bu kadar kolay değil. Önce alıncağı ver. Vay kutsuz kambur vay! Ben seni tilki yüreği yiyip kurnaz olduğunu sanırdım. Lakin yılan yermişsin. Deri değiştirip av saçarmışsın. Ertuğrul'un tuzağına seni ben götürdüm. Şimdi de onun elinden kurtarıp sana yeni bir hayat vereceğim alıncak. Hepimizin Ertuğrul'dan alacağı bir intikam var. Sen, ben, Albastı. Albastı mı? Sen o intikamı daha çok beklersin Dragos. Albastı iti gebermiştir. Hele oğlumu bir alayım. Sizinle de daha hesabımız görülecek. Albastı öldü öyle mi? Peki dün görüştüğüm kimdi? Albastı hayatta yaşıyor. Ya. Albastı öldü. Gözlerimle gördüm. Yalan dersin sen. Bamsı. Albastı hepinizi kandırdı. Yakında onun yaşadığını hepiniz gözlerinizle göreceksiniz. Şimdi. Ver alıncağı. Al oğlunu. Ben Albastı öldü zannettiydim. Yoksa bu soysuzu getirmezdim. Benim. Nasıl yapar böyle bir şey beyim? Alıncak elimizden kaçarsa... Alıncağın canı batsın Abdurrahman. Bamsının canı tehlikededir. Kendini ölüme götürür. Alınca Aybars'ı verip onu göndermezler. Oracıkta öldürürler onu. Haydi atlar. Haydi çez atlara haydi. Haydi. Yeah.
Bamsı! Vakit tükeniyor. Ver alınca. Baba! Tamam, tamam, tamam ver acı. Gönder, gönder oğlumu. Ver acı. Ver! Evladım, iyi misin evlat? Sana bir şey ettiler mi? Saçının teline bir zarar verdiler mi evlat? İyiyim babam, çok şükür sana kavuştum. Çözün ellerini. Mesele burada kapanmıyor Jun. Göre Jun. Göre Jun Dragos. Bamsı. Bizim hesabımız burada kapanacak. O da ne demek olur? Komutan alıncakla işbirliğimizin ilk meyvesi. Ne dersin sen? Ertuğrul'dan intikamımı adım adım alacağım. İlk adımda sen olacaksın. Ona oğlunla senin kelleni göndereceğim.